Arkadaşlar iyi akşamlar. Yine bir gece yürüyüşünde beraberiz. Uzun zamandır yapmadığımız boş muhabbetler serisi yapalım dedim biraz. Yeni takipçiler varsa nedir bu diyorsanız öyle boş boş konuşuyoruz işte. Çok fazla böyle bilgi içeren bir şey değil. Hem yürüyüşümüz bitsin hem de öyle muhabbet edelim diyoruz. Şimdi size uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu bu. Ekranda çok bir şey olmayacak. Belki yürüyüşümüz bitince şey yaparız. Ekranda bir şeyler gösteririm ama bunu böyle arka planda dinleyebilirsiniz. Şeylerden bahsetmek istiyorum. Birçok soru geliyor çünkü bununla ilgili. Step'indeki kazanç yöntemleriyle ilgili. Birkaç yöntem var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da şey çok soruluyor. Step'ine girilir mi? Ne kadar maliyetle girip ne kadar kazanabilirim? Tavsiyen nedir? Diye sorular var. Şimdi büyük resimden küçük resime doğru gidelim. Yeni çok kullanıcımız da geliyor. Onlara da biraz bahsetmek isterim. Fazla eski bilenleri sıkmadan azıcık yüzeysel anlatayım. Şimdi Step'in uygulaması bu uygulama arkadaşlar kullandığımız. Yürüyüş yapıyorsun. Bir ayakkabı alıyorsun. Ayakkabıyı sol üzerinden alıyorsun. Sol anayla. Uygulamayı Play Store'dan girip indiriyorsun. Üye oluyorsun. Eskiden kod falan isterdi. Artık kod da istemiyor. Bir tane ayakkabı alıyorsun. Yürümeye başlıyorsun. Buraya kadar tamam. Buraya kadar herhangi bir zor bir şey yok. Herhangi bir tabii kripto borsasından Solana alman lazım. Sonra da bu uygulamaya gönderip alışveriş yapman lazım. Bir tane ayakkabı alıp yürümeye ve kazanmaya başlıyorsun. Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi bu Step'inde ne gibi kazançlar var? Şöyle ki arkadaşlar, ilk başladığı oyunun başladığı zamandan beri bugüne gelen ve zaten uygulamanın da temelini oluşturan GST kazancı. GST bir token. Şu an fiyatı, onu da böyle inceleyerek gidelim. Pardon. GST'nin fiyatı 0,024. Ne yapmış lan bu hayvan? Bu gerçek bir şey mi böyle acaba? Bazen böyle yanlışlıklar da olabiliyor. 0,30'a bir mum atmış. Mum atmış. Olabiliyor. Olmuş olabilir. Neyse. GST kazancı. GST kazancını ne etkiliyor? Uygulamada şimdi aldığınız ayakkabının çeşitli soketleri var. Soketlere o çeşitli soketlerimizi takarak puanlarımızı yükseltebiliyoruz. Mesela örneğin o soketlerden kısaca bahsedelim. Efficiency soketi var. GST kazancıyla direkt doğrudan arttıran soketimiz. Luck soketimiz var. Şansı arttırıyor. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Resilience var. Ayakkabımız yürüdükçe eskiyor. Onun ne kadar az veya çok eskiyeceğini belirliyor. Bir de comfort var. Az sonra farklı bir kazanç var. GMT kazancı. O da onu etkiliyor. Şimdi GST kazancı için demek ki benim efficiency soketli bir ayakkabı almam lazım. Yani çünkü soket takacağım ve efficiency puanımı yükselteceğim. Başka bu GST kazancında hangi puanlar önemli? Mesela resilience önemli. Çünkü ayakkabımın yıpranışını etkiliyor. Resilience'ım ne kadar yüksekse ayakkabı o kadar az yükseliyor. Ve puanlarım seviye yükselttikçe, ayakkabı sıfırdan başlıyor ilk aldığınız zaman. Tabii yüksek puanlı da, yüksek seviyeli de alabilirsin ama sıfırdan aldığınızı düşünelim. Level 0 bir ayakkabı aldınız. Her yükselişte size puan veriyor. Mesela Common için 4 veriyor. Uncommon için 8 veriyor. Siz her seviye yükselttikçe bu puanları dağıtıyorsunuz. Stratejinize göre. GST kazanacaksan mesela ne yapıyorsun? Efficiency puanını arttırıyorsun. Biraz da Resilience'a veriyorsun. Tamam, olay bitti. Hiç soketlere odaklanmazsan yeni başlayan bir adam en ucuz bir şekilde bu şekilde yapabilir. Ama ben biraz daha bunu detaylı uzun vade düşünüyorum diyorsan sen efficiency soketli, resilience soketli bir ayakkabı alabilirsin. Temelden anlatıyorum, sonra biraz daha detaylandıracağım. Efficiency, GST kazancı bu şekilde. Yalnız şuna da dikkat etmeniz lazım. Bunu sonradan getirdikleri bir özellik. Ayakkabılar yürüdükçe HP değeri de azalıyor. Bir, normal tamir bedelin oluyor. GST ile ödüyorsun onu. Ayakkabının yıpranma bedeli. İki, HP tamir bedeli. Bu HP tamir bedeli de konfor puanınla ilgili. Yani illaki konforla da birazcık işin var. Onu da söyleyeyim. GST kazanan arkadaşlar için konfor da bir önemli unsur. Onu da atamıyorsun. Bir konfor soketin olursa oraya da bir konfor gemi taktığın zaman HP tamir bedelin azalıyor. Onu nasıl tamir ediyorsun? Comfort Gem alıyorsun. Birazcık da GST harcayıp tamir ediyorsun. Etmezsen belirli bir süre sonra, belirli bir yüzdeye düştüğü zaman ayakkabıyı kullanamıyorsun, kazanamıyorsun. Mecbur
tamir ediyorsun yani. GST kazancını kısaca özetledik. Efficiency önemli, resilience önemli, comfort da önemli. İkinci bir seçenek GMT kazancı. GMT kazancında comfort önemli arkadaşlar. Comfort soketli bir ayakkabımız olursa comfort soketlerini takarız. Comfort puanımızı mümkün olunca yükseltiriz. Başka bizi ne etkiler? Bir tek resilience etkiler. O da çok bir şey fark etmez bizim için. Çünkü GMT'yi bolca kazanırsak resilience'ı tamir hemen edebiliriz. Comfort puanına çok yüklendiğimiz için, bütün puanları comfort'a attığımız için HP değerinin azalışı çok az oluyor. Oradan bir avantajımız var. Diğer GST kazancında HP de başımıza bela oluyordu. Şimdi GMT kazancında o kadar bir sıkıntımız yok HP ile ilgili. Resilience'a çok fazla puan istemiyor. Atıyorum ayakkabıyı aldın yükseltiyorsun. Oraya bir 15-20 puan attığın zaman Resilience'ın 30'lara 40'lara geldiği zaman yeterli. Diğerini hep komforta basarsın. Veya hepsini komforta basarsın. GMT kazancın artacağı için yıpranma bedelini hızlıca ödersin. Önemli değil. Demek GMT kazancı için konfor soketleri önemli. 3 tane konfor soketli bir ayakkabı alsam konfor taşlarını taktığım zaman puanlarını arttırıyor. Onu da yürüyüşümüz bitince size bir gösteririm unutmazsak. Hangi taş ne kadar arttırıyor? Onlar puanına göre, seviyesine göre arttırıyor. Neyse GST ve GMT olayını anladık. Bir de lak olayı var arkadaşlar. Şans kutusu olayı. Ayakkabılarla yürüdüğüm zaman belirli değerlerde şans kutuları çıkıyor. Kaç enerjiyle yürüdüğüne ve lak değerine göre değişiyor. Lak şans biliyorsunuz. Lak soketim de var ayakkabılarda. Ne yapabilirim? Mesela 3 tane lak soketli veya 4 tane lak soketli bir ayakkabı alıp yürürsem, hepsini de seviye yükseltmelerimden elde ettiğim puanların hepsini laka basarsam büyük kutular düşürebilirim. Büyük kutuların içinden daha büyük gemler çıkıyor, parşömenler çıkıyor. Böylelikle kazancım da artabiliyor. Ama mesela lak için yürüyeceksem 4 tane lak soketi aldım taktım. Birinci dikkat etmem gereken HP değerim azalacak. Çünkü konforta puan vermediysem HP değerim azar azar azalacak. Resilience'a puan vermediysem resilience değerim fazla yüksek olmayacağı için ayakkabı yıpranmam artacak. Yani bunları da düşünmek lazım. Full mesela 4 tane lak değil. Bir tane mesela comfort soketli olabilir. 3 lak bir comfort olabilir. Yani bu çok fazla kombinasyon var. Bunu siz biraz kafa yorup kendinize uygun, stratejinize uygun olanı belirlemeniz lazım. Dördüncü bir seçenek aslında şöyle ki, şimdi GST kazancı dedik, GMT kazancı dedik, lak kutu düşürme dedik. Bir de bunların kombinasyonu olamaz mı? Olabilir tabii ki. Aslında belki de en mantıklı olan odur. Mesela GST kazanan arkadaşlar için lak'ı da biz işin içine dahil edersek daha güzel olmaz mı? Olur. Örneğin efficiency'si, GST efficiency puanı yüksek. Lak puanı yüksek, base değerlerinden bahsediyorum. Ve atıyorum 2 tane efficiency soketi olsa, 2 tane lak olsa fena bir ayakkabı olmaz. Veya 2 tane efficiency, 1 tane lak, 1 tane de comfort, çünkü comfort puanı da önemli HP tamiri için olsa fena olmaz. Yok abi ben 4 efficiency soketini takacağım, yardıracağım, kutu mutu önemli değil diyorsan o da bir seçenek. 4 tane lak'ı ben takacağım, büyük bir kutu düşsün de İşte HP tamiri veya ayakkabının yıpranma tamiri, resilience önemli değil diyorsan sen bilirsin. Veya ayakkabıyı aldın. Puanları dağıtırken işte biraz konforta dağıtayım ki HP değeri çok düşmesin. Biraz resilience'a dağıtayım ki yıpranma payı çok fazla olmasın dersen işte bu sefer de efficiency'ye vereceğin puan biraz azalır. Onu bir şekilde dağılımını yapacaksın. Yani ortalama yeni kullanıcın veya girmek isteyen kişilerin kafasında bir senaryo oluştuğunu düşünüyorum. GST kazancı, GMT kazancı, lak olayı, kutu düşürme olayı. Kutular da bazen gerçekten karlı olabiliyor. Kutunun seviyesine göre içinden çıkan taş, mesela level 3 taş çıkabilir sana. Comfort level 3 taş çıkarsa, örneğin, nereden göstereyim onu size? Şuradan gösterebilirim. Step floor price yukarıda arama kutusunda yazıyor. Oraya yazıp taşların falan puanına bakabilirsiniz kaç para olduğuna. Mesela comfort level 3 çıksa $50 yapıyor. Sırf kutulara odaklanıp
yüksek lak değerli, yüksek lak soketleri takıp güzel bir ayakkabı oluşturabilirsiniz. Lak soketlerinin işte seçerken ayakkabıyı fiyatları çok etkiliyor. Onlara dikkat etmeniz lazım. Onunla ilgili bir site paylaşmıştım zaten. Bu siteye bakmadan ayakkabı almayın diye. Örnek bu sitemiz bu. İşte buradan ayakkabıyı seçebiliyorsunuz. Bütün soketlerini, seviyesini, her şeyini filtreleme yapabiliyorsunuz. Efficiency değeri mesela ne bileyim çok düşük olmasın falan gibi. Güzelce filtreledikten sonra burada bir araştırmanızı yapın. Ben size büyük resmi gösterdim. Artık siz kendi stratejinize göre uygun olanı belirleyin. Birçok soru şu. Abi GST mi GMT mi? Şimdi arkadaşlar bu kişiden kişiye göre de değişebilir. Stratejiye göre de değişebilir. GST'nin arzı sonsuz. Biliyorsunuz mesela geçenlerde bir pump yaptı. 0,05'e kadar gitti. Şu an yarısı mesela. İşte buna güvenemiyorsun. Çok fazla iniyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor. Ama GMT'de o kadar bir değişiklik yok. Aşağı yukarı düşüşlerden de çok etkilenmez. Ve yükseleceğini de ben düşünüyorum. Bitcoin biraz izin verse hemen yükselmek istiyor. Ben öyle görüyorum en azından. Hem GST kazancına odaklandığın zaman ayakkabının bir cap değeri var. 300 GST günlük sen kazanabilirsin diyor. Bunu arttırmak için ekstra para vermen lazım diyor. 200 GMT idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir sürü para daha vereceksin de günlük daha fazla kazanabilirsin. 300 GST bile kazansan kaç yapıyor? 7,5 dolar falan mı yapıyor? 0,25'ten. 7,5 dolar falan yapar. Evet. Yani çok fazla ileriye gidemiyorsun. Ha GST'nin değeri çok artarsa 300 dolar da atıyorum GST 0,5 olsa bile 15 dolar yapar. 0,05'ten bahsediyorum. Ama GMT 1, 2, 3, 4 olabilir uzun vadeden bahsediyorum. Sonuçta arzı sınırlı bir token. Şimdi ben olsam yani bütçenize göre şimdi yeni başlayan bir tane ayakkabı alacağım abi ben diyen adam için GST daha mantıklı olabilir. Şimdi şeye gelelim zaten konuyu az toparladık. Hangi kazanç yöntemleri var onlardan bahsettik. Bir de kazanç yöntemleri arasında alsat da olabilir arkadaşlar. Bu daha detaylı bir konu. Bunun için ayrı bir video yapmak gerekir. Nasıl alınır, nasıl satılır. Onu şimdi anlatmayalım. Video çok uzamasın. Şimdi bu uygulamaya girilir mi? Girilirse ne kadar girilir? GST ile mi girilir? GMT kazancı için mi girilir? Ve biraz cevap vermeye çalışalım. Dediğim gibi GST'den çok emin değilim. Yarın aşağı doğru gitmeye başlayabilir. Ne bileyim bir pump yapar. Tam girersin kazancını hesaplarsın. Ertesi gün düşebilir. Öyle olmadı mı? Geçen pump'tan sonra yine başladığı noktalara geri döndü. O yüzden GMT'nin şöyle bir sıkıntısı var. Rainbow'lar geldi biliyorsunuz. Kazanç düştü. Rainbow Plus'lar da gelecek. Kazanç biraz daha düşecek. Ama geçen bu Step'in kurucularından birisine Discord'da sordular. O da Rainbow Plus yakın zamanda gelmeyecek dedi. Tabii yakın zamanda gelmeyecek ne demek? Bilmiyorum. 2 ayda olabilir, 3 ayda olabilir, 1 ayda olabilir. Adamın ne demek istediğini bilmiyoruz. En azından bir süre gidecek bu böyle. Gittikten sonra da işte piyasa biraz yükselirse, GMT'nin değeri yükselirse, fiyat kazanç olarak, adet olarak biraz düşse de çok fazla üzmeyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden GMT ile benim tercihim GMT. Biraz fazla bütçe ayırıyorsanız, işte bir tane ayakkabı alayım da yürüyeyim değil, biraz daha fazla bütçe ayırıyorsanız, birazdan bir hesap yaparız. GMT kazancına odaklanmanızı tavsiye ederim. Hatta GMT artı lock. Yani hem şahıs kutusuna odaklanalım hem GMT'ye diyorsanız da daha mantıklı olabilir. GMT kazancı için GMT comfort soket önemli. Hem comfort puanım yüksek olduğu için HP değerim daha az azalıyor. Hem GMT'nin ilerleyen zamanda daha fazla prim yapacağını düşünüyoruz. O yüzden bence GMT. Ama sen yeni bir kullanıcıysın. Uygulamayı ilk defa gördün bir yerden bir tane ayakkabı alacaksan. Zaten bir tane ayakkabıyla çok fazla bir şey kazanamazsın. GST kazanman mantıklıdır. GMT ile uğraşmana değmez. Ayakkabılardan, enerjilerden biraz bahsedelim. Hem yeni başlayan için bir video olsun arkadaşlar. Bu hem detaylı olanlar için zaten biliyorlar. Bildiğiniz bir konuysa yapacak bir şey yok. Ayakkabı sayınız arttıkça enerjiniz artıyor. Ama düzenli olarak artmıyor. Atıyorum
3 tane ayakkabı için 3, 4 tane için 4, 5 tane için 5 değil. Onun bir grafiği var. Atıyorum 9 ayakkabı için 9 ama 15 ayakkabı için 12 enerji veriyor. Şimdi siz ne kadar bütçeyle gireceğiniz çok önemli. Atıyorum 15-20 dolarla hemen bir ayakkabı alıp başlayabiliyorsun. Bakın şurada Step and Floor Price'da zaten. Oradan bakın. Bir tane Common ayakkabı 1.26 sol. O da 21 dolar. Bakın yakın zamanda bu 1 soldu. Ve ayakkabı 35 dolardı. Yani Step'ne ben girmeyi zaten düşünüyordum diyorsan girmek için bence iyi bir zaman. Ha düşünmüyordum ama girsem mi diyorsan sen bilirsin. Riskli bir işlemdir. Para kaybedebilirsin, kazanabilirsin. O riski alıyorsan ha bir sol yani 20 dolar kaybetsen ne olur bilmiyorum. Bütçene göre. Belki kimisi için bu 20 dolar önemli bir paradır. Kimisi için 2000 dolar çok önemlidir. Artık senin riske edebileceğin rakama göre. Bir tane Common ayakkabı alırsan 21 dolar. Mesela hesaplayalım. Bir tane Common ayakkabı ortalama sana günlük 10 GST civarı kazandırır. 10 GST 0,026'dan 26 sent yapar. Hadi 25 diyelim. 4 günde 1 dolar yapar. 4 çarpı 20'de 80 günde sana amorti ediyor. Tabii GST bu fiyatlarda kaldığı sürece. Tabii ayakkabı da elinde. Aslında daha erken amorti ediyor. Çünkü 80 günde parasını kazandırıyor. Ayakkabı hala elinde. Ayakkabıyı da satabilirsin falan. Hesap bu şekilde. Ama ben biraz daha bütçeyle gireceğim diyen arkadaşlar için. En uygun ayakkabı yani fiyat performans olarak diyorum. Uncommon ayakkabılar arkadaşlar. Uncommon'larla Rare arasında çok fazla puan farkı olmayabiliyor. Ama fiyat farkı çok oluyor. O yüzden biraz bütçesi olan arkadaşlar için Uncommon tavsiye ederim. En ucuzu 350'ymiş. Örneğin konfort kazanacak bir adam nasıl yapabilir? Şunu uygulamamızı öne alalım da. Şimdi şunu da söyleyeyim. Nerede kaldığımı umarım unutmam. Şurada 0.4 enerjim kaldı ya. Saat başı olduğu zaman bir 10 dakika sonra falan enerji birleştirme yapıyorum. Günün bütün enerjisi doluyor. Ekstra bir enerji daha ekleyerek kutu düşürmek için bunu yapıyoruz. O farklı detaylı bir konu. Onu gerekirse sonra bir daha anlatırım. %125 enerji birleştirme nasıl diye düşünüyorsanız tam enerji dolum saati geldiği zaman buraya bir enerjimiz daha geliyor. 3 küsür civarı bir şey gelecek. Onu da yürüyüp artık 6. seviye kutu düşürmeye çalışıyoruz. Tamam şeyi söyleyecektim. Uncommon'ı konfor soketli alıyorsun. GMT kazancına artık odaklandık. 2 konfor soketli 2 lock soketli olabilir mesela. 3 konfor soketli 1 lock olabilir. Lock da düşünüyorsan. Yok hacı lockla makla işimiz yok diyorsan 3 konfor soketli bir ayakkabı alabilirsin. Örneğin bende de var bir tane. Belki ben de onu satılığa koyabilirim. Şuradan bir bakalım. Şu gösterdiğim siteye kesin girin arkadaşlar. Bak burada yürüyen sayısını da gösteriyor. 2106 kişi yürüyor diyor. Walker Uncommon. Benim ayakkabıyı bir bulalım mesela buradan. İlana koymadım da özelliklerine bakalım. Seviyemiz 30 zaten. Minti 0 diye hatırlıyorum. Önemli değil fazla. Soketleri buradan seçebiliyorsunuz. Benimkinde 3 tane konfor soket var. Böyle bu şekilde 2 tane ayakkabım var da birisini satmayı düşünüyorum. Mesela base değeri çok önemli arkadaşlar. Base'i benimkinin 19. Siz de böyle konforta veya efficiency'ye odaklandıysanız, oyuna yeni giriyorsanız veya ayakkabı seçecekseniz, soketli bir ayakkabı alıyorsanız, böyle soketlerini belirliyorsanız, mümkün olan en yüksek base değerini bulmaya çalışın. Çünkü taktığınız soketler base değerine yüzde olarak etki ediyor. Atıyorum 3. seviye diyor ki %220 yani 2.2 katını eklerim diyor 19'un. Sen gidip bunu 10, 12, 13, 15 alırsan taktığın soket de çok bir işe yaramıyor. En az 19-20 olsun Uncommon için diyorum. Benim ayakkabım bu şekilde. Aratalım. 3 tane konfor soketi var. Diğeri efficiency ama onu seçmedim. Önemli değil. 30 level bu ayakkabı. 18.17 demiş mesela. 4 konfor soketi var. Ama bu puanları biraz şey dağıtmış. Benim puanım 199 civarı bir şey olması lazım konfor. Fark etmez. Aşağı yukarı benzer bir ayakkabı. Şu kaçmış. Bu 3 konfor soketli. Efficiency. Aynı benim ayakkabıya benziyor bu. Ha bu da laka dağıtmış bakın. 150 laka vermiş. Zaten demiş benim 3 tane konfor soketim var. Bari puanları laka dağıtayım demiş.
Bu da bir seçenek tabii. 2 hafta önce. Çok fazla zaten bu şartlarda ayakkabı yok. 24 demiş bu. 3 konfor bir lak demiş. Konforta dağıtmış. Benim puanlarım bundan daha iyi. Neyse. Tabii bu özellikler değişebilir. Mesela 18'e 15'e alabilirsin. Artık bütçene göre bunu ayarla. Ama mümkün olduğunca iyi olsun. 2 konfor soketli ayarlayabilirsin. 2 konfor bir lak ayarlayabilirsin. Artık sen onu karar ver. Ama 3 mesela GST kazanmak istiyorsan 3 efficiency soketli daha pahalıdır her zaman. Hem ayakkabı satarken de değerli gider. Konfor satıyorsan, alıyorsan 3 konfor soketli daha büyüktür. Mesela ben de bunu yürüyüşüm bitince 18'den koyabilirim. Bakalım. Tam emin değilim. Çünkü 18 sol şimdi size çok gelebilir. Eskiden beri solu takip edenler için ama sol kaç oldu arkadaşlar? Sol 16-17'ye düştü. 35'lerden bahsediyorduk biz. Sol 16.87. Neyse diyelim ki böyle bir ayakkabı aldınız. Diyelim 18'e bunu aldınız. Şimdi ayakkabınız tamam. Bir de buna 3 tane soket takalım. Bir hesap yapalım bakalım kaç olacak. Ortalama. Floor price'dan pardon. Şuradan 3 tane sokete bakalım. Level 3 taktığınızı düşünelim. Ortalama bir bütçe için yapıyoruz. 4 taksan tabii daha yüksek kazanırsın. 2.80 sol. 3 tane taksan 3 desen 9. İşte düz hesap yapalım biz 9. Ayakkabıya da 18 verdin 27. Ayakkabın ve soketlerin tamam artık 27 solla bu işi hallettin. Ama enerji lazım şimdi sana. Atıyorum. Ortalama 10 enerji hesaplayalım. Fena bir enerji olmaz. 10 enerji için 9 ayakkabı alsan 9 enerjin olur. Yok 9'a 6 mı veriyordu? Ondan tam emin değilim şimdi. O zaman şey hesaplayalım. 15 ayakkabı aldığını düşünelim. Madem bu işe giriyorsun. 15 ayakkabı 12 enerji yapar. Bir tane de ankamının var. 13 enerji yapıyor. 15 ayakkabı. Burada kamın ayakkabı kaç para? 1.26. 15 tanesi de. Hadi diyelim odayı 20 sol yapsın. Düz hesap. 20 sol. Ayakkabıya veriyorsun. 18 sol. Yine bir verdik. 38. Soketlere de 9 mu vermiştik? 18. Kaç oldu? Kafam karıştı benim. 18 ayakkabıya verdik. 9 şeye verdik. 27. 20 de ona versek 47. 40 ila 50 sol arası. 40 sol kaç para yapıyor? 40 çarpı 16 desek. $640. Yani arkadaşlar siz kısaca 500 ila $750 arası bu ayakkabının seçiminden soketlerin seçimine her şeye göre çok değişir. Ama ben abi belirli bir miktar solla gireceğim diyen arkadaşlar için sol olarak 30 ila 40 sol arası 20 de olur yani 20 ila 40 sol arası diyelim. Bu çok değişken bir şey. Hani 12 enerjiyle yürümezsin 9 enerjiyle yürürsün. 9 enerjiyle yürümez 6 enerjiyle yürürsün. Soketlerini daha büyük takarsın. Bu çok değişken. Ama fena bir kazanç elde etmeyeceğiniz rakam 20 ila 40 sol arası olabilir. Tabii çok para yapmıyor. Şimdi 20 40 sol eski solla karıştırmayın. Eski sol $35'dı, $40'dı. Şimdi $16'dan bahsediyoruz. Belki de daha fazla düşecek. Çarpı 40 sol olsa $640 çarpı 18,5 desek 11 bin lira. 10 bin lirayla böyle fena getirisi olmayan bir ayakkabı sistemi kurulabilir. Kaç para kazandırır bu sistem bize diyorsanız. Şöyle ki benim ayakkabım işte 3 konfor soketli. Ben ona bir tane 4 level, 2 tane 3 level taktığım zaman kaç para kazandırıyordu? Benim eski videolara bir bakabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 14 enerji ile bindirme de yapıyorduk. 22 civarı mı kazandırıyordu? 20 sol diyelim. Biz 20 GMT diyelim ortalama. Ortalama 20 GMT kazandırır. 20 GMT bugün tabi piyasa çok düşük şu an. 0, kaçmış? 41. Biz o zamanlar yürürken 0.6'lardaydı. Neyse bugünün hesabıyla 20 kazandırsa $8 kazandırıyor. $600 civarı bir para yatırıyorsun. Günlük $8 kazanıyorsun.
bence daha çok kazandırır ve bu GMT'nin kendini toplamasıyla daha çok kazandırır ama diyelim biz 10 dolar. 10 dolar civarı bugünün parasıyla kazanıyorsun. Kaç günde? 60 günde 600 dolar mı yapar? Yani 2 ayda falan çıkartıyorsun ama güzel bir sistem kuruyorsun. GMT yükselir. Ayakkabı fiyatları yükselir. Her şeye biz tabii iyi yönden bakıyoruz. Düşebilir ama ben artık düşecek bir yeri kalmadığını düşünüyorum. Yani 16-17 dolara ayakkabı veriyor. Daha biz bu ayakkabıları zamanında 15 sola aldık. Sol 45 dolarken, 65 dolarken 15 dolara başlamıştık biz bu işe. Daha nereye düşecek? Yani bedava mı verecek ayakkabıları? Girmeyi düşünen arkadaşlar için bence girilebilir bir yerdeyiz. Bütçeye göre, taktiğe göre çok çeşitli. Yani her birisi için ayrı ayrı bir sürü uzun uzun video yapmak lazım. Hepsini anlatmak lazım. Hiç bilmiyorsan yardım edebiliriz veya videolarımızı izle veya birçok kişinin videosunu izle. Direkt gidip yanlış bir ayakkabı alıp uğraşma. Biz o hatalara düştük. En azından siz düşmeyin. Çok ani hareket etme, ani karar verme. Şimdi mesela ben şeyi bekliyorum. Elimde bir miktar sol var. Bakın solun artacağını düşünüyorum bir miktar daha. Düşebilir. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama ben öyle bekliyorum ve sol fiyatı arttığı zaman gemlerin fiyatını aşağı çekiyorlar. Çünkü adam dolar olarak hesaplıyor. Dolar olarak hesaplıyor ve bakıyor mesela 10 solsa 9'a çekiyor, 8'e çekiyor. Solun değeri arttığı için aynı dolara denk geliyor. Şimdi ben mesela sol 15'lerdeyken aldım biraz. Sol olarak elimde duruyor. Şu an gemlerin fiyatının düşmesini bekliyorum. Adamlar sol yükseldikçe gemin fiyatını düşürüyor. Mesela ben level 4 gem almayı düşünüyorum. 12 dolar mı? 12 solmuş. Az önce baktığımda mesela 1-2 saat önce 14'tü bu. Bu 10'lara doğru inerse 3 tane almayı düşünüyorum. Bakalım o şekilde takip etmek lazım. Şu aralar ortalık çok karışık. Biliyorsunuz işte bu solun olayı, FTX'in olayı. Kilitli solların tam kilidinin açılacağı zaman olması. Tabii o da ayrı bir şey. Bu süreçle ilgili nasıl olduğu ile ilgili bir kısa video yapmıştım. Bir Japon arkadaş özetlemiş olayı. İşte FTX ile CZ arasında yaşanan olay. Neyse konuyu uzatmayalım. Biz şu an Stepney'i değerlendirdik. Yeni başlayacak veya gireyim mi girmeyeyim mi sorusuna az çok bir cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Bakın bu arada enerjimiz yenilendi. Bindirme yapmış olduk. Mesela 14 enerjiyle yürüyecekken bir günde 14 enerjim birikiyorken 3 nokta bilmem kaç daha verdi bana. 3.5 daha verdi. 17.5 enerjiyle yürüdüm. Bu neyi değiştiriyor? Ne kadar enerjiyle yürüdüğün ve luck puanın senin kazandığın kutuyu değiştiriyor. Yani özellikle kutuya odaklanacak arkadaşlar için enerjiniz önemli. Enerji miktarınız önemli. Artı luck puanınız önemli. Diğerlerinde ne kadar çok enerjin varsa doğru. Comfort o kadar çok mantıken kazanırsın. GST yine mantıken kazanırsın ama şeyde enerji çok fark ediyor. Luck olayında, kutu düşürme olayında enerjiniz çok önemli. Kaç kutu düşürdüğünüzü etkiliyor. Ben normalde 5 kutu düşürüyorum. Birleştirme yapmadan. Ama birleştirmeyi yaptığım zaman bazen 6 kutu düşürüyorum. 6 level kutunun içinden ne çıkıyor? 3 tane, yani yok 6 tane level 1 çıkıyor. 2 tane level 2 çıkıyor. Bunlar genellikle çıkıyor kesin. Ama bazen bir tane level 3 çıkıyor. Şimdi level 3 çıkarsa, mesela comfort level 3 çıksa, en pahalısı olduğu için onu söylüyorum. Bakın 2.80 sol. Direkt bana, tabii açma bedeli falan da var ama hadi 80'ini at 2 sol kazandırır. Tabii biz eski solun yüksek değerine alıştık. 2.80 sol çok fazlaymış gibi geliyor ama kaç para yapıyor? 3 olsa işte 16'dan 48 dolar yapıyor. Hadi 20 dolarını atsan 18-20 dolar kar kalıyor. Tabii kutuların zamanını ne kadar beklediğin önemli. Neyse konudan konuya geçtik. Ama olayı bayağı hallettiğimizi düşünüyorum. Kazançlardan bahsettik. Girilir mi, girilmez mi? Ondan bahsettik.
Fiyatların çok değişken olduğunu, özellikle şu günlerde şu fiyatları takip etmeden girmeyin. İlk defa geldiyseniz bir heyecanla gidip saçma sapan bir ayakkabı almayın. İzleyin, bizim çok videomuz var. Benim geçmiş kaç puanla ne kadar kazandığımla ilgili bir sürü video var. Step'in oynatma listesine girin. Oradan kaç konfortla ne kadar GMT kazanmışım. Tabii şeyler değişti ama onlara da dikkat edin. Rainbow Plus, Rainbow'lar geldi. Kazanç biraz düştü. Onların hepsi başlıklarda yazıyor zaten. Rainbow Plus gelince yine Rainbow Plus geldi. Kazancımız ne olacak diye videolar yapacağız. Takip ederseniz genel olarak, güncel olarak bilgileri alacaksınız. Mesela bu solun çok ani değişikliğiyle ilgili dün mü, dünden önce mi bir video yaptım, uyardım. Çünkü adam ilana koymuş mesela. Örneğin. Comfort 4 level gem satıyorsun diyelim. Diyelim 12 dolara, 12 sola koydun. Solu 16'dan hesapladın. Sabah bir uyandın. Sol 1 dolar olmuş. Senin şey ayakkabı gem 12 dolara gitti. Hemen almışlardır zaten. Onunla ilgili uyarı yaptım. Satanlar için de, alanlar için de. Satanlar için fiyatları takip edin. Öyle gece falan ilana koyup yatmayın. Veya telefona ulaşamayacaksanız ilana koymayın. Çok hızlı. Bir bakarsınız yarın sabah uyandık, sol 30 da olmuş olabilir. 1 de olabilir. 0,001 de olabilir. Luna olayında olduğu gibi. Alanlar için ne olabilir? Alanlar için de fiyat çok hızlı değiştiği zaman adam gelip burada fiyatı değiştiremeyebiliyor. Fark etmeyebiliyor. İlana koymuş, haberi yok. Hemen gelip onu fırsata dönüştürüp ucuz alabilirsin. Veya kenarda bir miktar param var. Pusuda bekleyip sol düştüğü zaman, mesela şu an kenarda parası olan birisi ne yapmış olabilir? Sol 35'ti. Bekliyor. Aha bir bakıyor sola 15'e 16'ya düşmüş. Hemen alıyor. Ta oradan alacağına 3'te 1'ini aldı. Elinde bir sürü sol oldu. Geldi ayakkabı fiyatlarına baktı. Ayakkabı fiyatlarını daha arttırmamışlar. Farkında bile değiller. Gemleri daha arttırmamışlar. Farkında değiller. Bir sürü gem topladı gitti. Şimdi de bekliyordur. İndiği zaman, yükseldiği zaman satacak. Ben mesela bekliyorum. Comfort level 4. Birkaç saat içinde bak 2 sol zarardaydım alsaydım. Zararda değildim de daha pahalıya almadım yani. Şu an bekliyorum. Sol yükseldikçe bu 12 olan belki 10'a doğru inecek, 9'a doğru inecek. En son 8 falandı bu. Ama sol hesabıyla yine aynıya geliyordu yani. Ama biz ucuzken solu aldık ve pusuda bekliyoruz. Ha yükselebilir ama bir kaybımız yok, sonuçta elimizde sol olarak duruyor. Yükselirse solun değeri, konfortun değeri de artsa önemli değil. Almayız gerekirse elimizdeki sol değerlensin, önemli değil. Çok fazla bir şeylerden bahsettik. Gelişi güzel anlattık. Yanlış bir şeyler söylemiş olabiliriz. Bazen başka bir şey düşünüp başka bir şey söylüyorum. Öyle de olabilir. Genel olarak ama konuyu toparladık. GST kazancı, GMT kazancı, lock kazancı, kutu düşürme olayı. Kaç parayla ne kadar kazandırılır? Konfort olayı, ayakkabıların değeri, yıpranması. Yani çok konu var arkadaşlar. Şimdi en ufak detaylara girersem konuyu takip eden arkadaşlar, konuyu bilen arkadaşlar için sıkıcı bir video olur. Çok yüzeysel geçersem çok diğerleri anlamayabilir. Bir ortalama tutturmaya çalıştım. Artık bundan sonraki sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca, vaktim oldukça cevaplıyorum. Birbirlerinizin sorularını da cevaplayabilirsiniz. Ben her zaman yetişemeyebilirim. Bir Telegram kanalı açsak mı acaba diye düşünüyorum. Çok vaktim olmaz ama benim vaktim olmasa da siz birbirinize orada hızlıca cevap verebilirsiniz. Bakalım, ilgileniyorsanız yorumlarda belirtirseniz bir grup açarız. Ben mümkün oldukça ben yazarım. Sizler birbirinizle iletişim halinde olursunuz. Ayakkabı satmak isteyen varsa onu satabilir. Bak mesela ben şu ayakkabıyı herhalde koyacağım. İlgilenen olursa mesela, bu adam 18-17 demiş. Ben de 18'e koyabilirim belki. Sol da çok değişken. Emin değilim yani. Şu an aklıma geldi bu. Koysam mı koymasam mı bilmiyorum. 17.20 falan diyor. Beklediğimden daha ucuza gitmiş olur. Çünkü biz bu sol 35'lerdeyken 15-20'lerden bahsediyorduk. 15-20 sola satmaktan. Ama piyasa böyleyse böyledir. Tabii benim ayakkabım diye gelip de almayın. Filtrelemelerinizi yapın. Kendi bütçenize göre.
uygun bir ayakkabı alabilirsiniz. Zaman ve fırsatlar çok önemli yalnız. Öyle girip bakayım alayım çıkayım yok. Bir gün gir bak, ertesi gün gir bak, çok şeyin değiştiğini göreceksin. Solun fiyatı çok değişiyor. Adam o değişime ayak uyduramamış olabilir. Ayakkabı çok ucuz kalmış olabilir. Çok pahalı olabilir. Hızlı o değişimi göreceksin ve alışacaksın zaten bir süre sonra. Oo bu fiyat fazla diyeceksin. Oo bu ucuzmuş alayım diyeceksin. Para kaybetmemeniz çok önemli. İlk girerken yüksek bir yerden ve yanlış bir yerden girersen toparlaması bayağı zor oluyor. Dediğim gibi Telegram olayı fena olmayacak herhalde. Oradan tavsiye verebiliriz. Bizi ilk başta uyarmadılar. Ya da biz heyecanlı bir şekilde girdik ettik. Tabii piyasada ondan sonra bizim girdiğimizden sonra hep kötü gitti ama. Neyse en azından siz bu hatalara düşmemiş olursunuz. Detaylı videolar yapıyoruz, uyarıyoruz, ediyoruz. Tabii bu işler riskli arkadaşlar. Kenarda atıyorum bir yere ödemelik, bir yere vermelik, başka bir emanet, ıvır zıvır bir şekilde bir para varsa bunlarla bu iş yapılmaz söyleyeyim. Sonra sıkışırsınız. Atıyorum lan sol çok düştü alayım dersin. Kenarda diyelim 100 bin dolarım var. 100 bin dolarlık sol alırsın. Yarın bir bakarsın sol 0,0001 olmuş. Senin 100 bin dolar 10 dolara düşmüş. Ne yapacaksın? Kime ne diyeceksin? Başka bir yere ödeyeceğin bir para. Ya biz bunu araba alacaktık. Araba yine alırız bunu bir alalım. Olmaz. Alamazsın. Nasıl bir para? Atıyorum kenarda duruyor 10 bin lira. Veya senin bütçene göre 100 bin lira ya da 100 bin dolar ya da 1 milyon dolar. Herkesin bütçesi farklı. Ya bu para gitse de sorun değil. Ben bunu zaten bir şekilde biriktirdim. Bu riski göze alıyorum diyorsan onda da zaten artık kripto işini az çok öğrendiğimizi düşünüyorum. Veya siz yeniyseniz de direkt bir şey yapmayın. Kademeli alma diye bir şey var. Örneğin bazı arkadaşlar soruyor. Uygulama içinden örnek vereyim. İşte 40 sol 50 sol toplayayım da şöyle yapacağım. Gerek yok birden yapmana. Uygun fiyatları gözle. Bir tane sistemin için bahsettim bir sürü olasılıktan sizin. Ayakkabıyı bir tanesini en önemlisini al mesela. Sonra gemleri izle. Gemler düşünce bir tane al bekle. Veya kriptoda yatırım yapıyorsan mesela. Ulan Solana çok düştü. Biz bunun 35'lerine 200'lerine çok alışırız. 200 oldu bir sene önce miydi? O kadar olduğunu bilmiyorum. 200 dolardı sol. Daha fazlaydı. Çok ucuzmuş alayım dersin. Atıyorum 100 bin dolarım var. Bunu tavsiye olarak vermiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum sadece. Bir 25 bin dolarlık al. Yükselirse sıkıntın yok. Satabilirsin belki birazını. Ama düşerse atıyorum 16'dan 8'e düştü. Tabii sürekli her düşüşte de girmeyeceksin. Belirli bir rakam koyacaksın. Ulan ben bu yarıya düşerse bir daha alırım. 8'e düştü bir 25 bin dolar daha al. Ortalamanı zaten bayağı bir indirmiş oldun. Yükselirse sorun yok. Düşerse bir 25'in daha var. Ta 4'lerden alırsın belki. Örnek Solana üzerinden atıyorum. 1'e kadar düştü. Bir 25 daha aldın artık. Kurşunun kalmadı ama ortalaman atıyorum 7-8'e bir şeye geldi falan. Hepsini 16'dan alsaydın bayağı bir zarardaydın. Veya almayabilirsin. Lan bu gidiyor aşağı ben buna daha fazla yatırım yapmayacağım dersin. 25 bin dolarlık da başka bir şey alırsın. Yükseldi biraz 16'ya aldın. Diğer iyi senaryodan bahsedelim. Ya step'inden de başka konuya girdik ama hepsi birbirine bağlı yani. Sonuçta sen gidip şimdi ayakkabı alacaksın ya. Solla alacaksın. Kenardaki solunun miktarı, solu kaçtan aldığın, kaçtan sattığın önemli. Yani bu işleri anlamadan uygulamanın içine girersen kazanırsın atıyorum. Kenarda kazandığını hep sol yapsaydın. Örnek verelim. Diyelim çok büyük oyuncusun. 100 bin dolar kazandın. 100 bin doları sol yaptın. Sol 35'ten indi 16'ya. Yarısı gitti. Daha fazlası. Takip edeceksin. Sepet yapacaksın. Bunlar ayrı ayrı konular. Direkt şeyin konusu değil ama iç içe konular olduğu için mecburen her şeyi bilmek gerekiyor. Kripto ile ilgili. Piyasadan alım, satım, kar etme. Bunlarla ilgili bir sürü videolar vardır zaten. Onları izleyebilirsiniz. Veya biz de kısa kısa videolar yapabiliriz. Biz daha çok İnternetten para kazanmak üzerine kurduk bu kanalı. Ama bu hareket et kazan uygulamaları bizi çok ele geçirdi. Farkındayım onun. Mesela şey yapmayı düşünüyorum. YouTube'dan, TikTok'tan ve böyle bazı platformlardan para kazanma videoları yapacağım ama dediğim gibi bu Step'in falan bizi Volkan çok oyaladı. Bilmiyorum.
Onlara da bir zaman ayıracağız. Daha çok farklı kazanç yöntemleri var ama anlatmamız lazım. Zaman istiyor. Şu step'inde bir düzene oturtalım. Çok soru geliyor bununla ilgili çünkü. Bir video yapayım dedim. Uzun zamandır yapmayı bekliyordum. Düşünüyordum yani. Tam yapacaksın. Piyasa öyle ki. Yani işte GST'ye odaklan diyeceğim. Mesela GST birden pump yapıyor. GMT'ye odaklan diyeceksin. Sol düşüyor. Ayakkabı fiyatları işte şuralar normal diyeceksin. Hemen değişiyor. Yani size şunu şunu alın diye bir tavsiye veremem. Sadece detayları, sistemleri anlatmış olduk. Videoda 40 dakika olmuş yani. Şimdi baktığın zaman 40 dakika bu adam ne anlatmış diyeceksiniz. Arka planda, YouTube'da arka planda çalmıyor değil mi? Spotify mı yapalım, ne yapalım, bir şeyler yapalım. Ses kaydına mı dönüştürelim bunları? Neyse 2x yapın. Eğer çok hızlı konuşuyor muyum bilmiyorum. Ben bazı videolarda öyle çok boşluk olduğu zaman 2x yapıyorum. Anlaşılıyor. 1x yapın, 1.5x yapın, bir şeyler yapın. 40 dakika, 20 dakikaya bir indirin. Herkesin işine yarayabilecek birkaç bir şey söylediğimi düşünüyorum. Yeni başlayana da, ustalara da bir şeyler söyledik. Videomuzun başlığı boş muhabbetler serisi olduğu için boş da konuşmuş olabiliriz. Yürüyüşümüz de bitmek üzere. Madem bu yürüyüşümüz de bir bitsin, birkaç dakikaya biter. Şeyleri de, kazancımızı da bir görmüş olursun. 10.000 adıma yakın attık. Şurada gözüküyor. 1 saat, 1.5 saat yani yürümüş olduk. 17 enerjiyle yürüdük. 0.5'i de alırsak 17.5 olur. 10.39 GMT kazandık. GMT 41'lerdeyse 4.1 dolar falan işte. Tamir bedelimiz olacak az bir şey. Önemli olan bugün kutu düşürmekti. Bu ayakkabımın soketlerini söktüm. Soketleri sattım çünkü. Solda pusuda yatıyorum, bekliyorum. Fiyatlar düşünce level 4 3 tane soket alıp bu GMT kazancımı bu ayakkabıyla yürüsem, soketleri takınca bu en az bir bu kadar enerjiyle 30 civarı olurdu diye düşünüyorum. 30 GMT falan. 30 x 4 12. 12 13 dolar. Bir de kutu düşecek. Hesaplayın işte siz gelirleri. GMT'nin fiyatı belli. Gemlerin fiyatı belli. Level 2, level 3 gem düşürürseniz belli. GMT'nin bence artık sadece GMT'nin değil de piyasanın yükselme zamanı geldi. Bu tip şeylerle biraz böyle insanları bıktırıp usandırıyorlar. Eskiden de öyle oldu hep. Ulan işte millet bıkıyor. Piyasayı takip etmiyor falan, bir bakıyorsun. Girmiyorsun piyasaya. Bir ay sonra bir giriyorsun. Atıyorum Bitcoin. Örnek veriyorum tabii, tavsiye değil. Bilgi de değil. Şu an 16-17 ise bakıyorsun 25-30 olmuş. Böyle yükseltiyorlar. Bile bile, göstere göstere hiçbir zaman yükseltmiyorlar. O yüzden uzun vadeci her zaman iyidir. Öyle anlık satıp alıp kaldıraçlı işlemler, şunlar bunlar, biz hepsini denedik. Hep kayıp yani onlar. Parayı bölmek ve belirli noktalarda alım yapmak. Beklemek. Bu. Formül istiyorsanız bu. Yoksa piyasayı görmüyor musunuz? İnsan dışarıda olunca, pozisyonda olmayınca daha iyi görüyor. Pozisyondayken beynin seni yanıltıyor. Ulan işte çok düştü. Yükselir, hemen gir, long gir diyor. Mesela 5x, 10x, 50x, 100x. Bir giriyorsun, çat, aşağı devam. Oo, boğa buradan aşağı gidiyor. Tamam, haberler çok kötü. Hadi short aç diyorsun. Short açıyorsun, boom, yukarı. Zaten her şeyi görüyorlar ve çok fazla manipülasyon var yani. Bu kadar da olmaması lazım. Neyse arkadaşlar, onlar farklı konular. 10.000 adım attık. 4 kaç kilometre yürüdük? Nerede yazıyor kilometremiz? 6.31 yürümüşüz. 1 saat 35 dakika yürümüşüz. Puanlarımı da göstereyim bu ayakkabının. Yanlışlıkla videoyu durdura basmışım. Yürüyüşü durdura basacaktık oğlum. Tamam, yürüyüşü durdura basalım. Hadi bakalım. Bir 6. level kutu ver. O kadar birleştirme yaptık. Bu kaç? 5 galiba bu. Şöyle bir durup bakayım. Evet, 5 kutu olması lazım bu. Bir tane 6 kutumuz var. Onu açacağız. 3 tane 5'imiz oldu. Bir birleştirmemiz işe yaramadı. Çünkü lock puanımız yeterli gelmedi. Bazen veriyor, bazen vermiyor. Ben de anlamadım. Ayakkabımız bu. Lock değerimiz, bakın bir tane 4. level soketi var.
197,5. Bu 200'ün üstünde olsa herhalde biraz daha garanti olacaktı bizim iş. Neyse, bir ayakkabı daha alıp enerjimizi arttırabiliriz Ankam'ın. Konfortumuz 183. Yani ne kadar kazandık, ne kadar enerji harcadık? Buradan siz bir hesap yapabilirsiniz. 183 konfortla 17,5 enerji mi? Ne işte, onunla bu kadar yürüdük. Satmayı düşündüğüm ayakkabım da şu. Tabii bunu tamir etmem lazım. HP restorasyonu birazcık azaldı. Yok, az azalmış. Olmazsa bir gün yürüyeyim, sonra mı şey yapayım? Bakarız. İlgileniyorsanız yazın. Bir fiyat belirleyelim. İndirim de yaparız birazcık. Verelim bir arkadaşımıza, yeni başlayacak olana başlasın. Bunun puanı bakın 199. Resilience ve luck değeri de burada yine. Diğer soket efficiency'miş. Level 30. Walker. Mintiner. Mintiner de yazıyordu. Minti 0. Belki çoğaltmayı düşünürseniz mint önemli. Durum bu şekilde arkadaşlar. Her şeyi anlattık. Uzun bir video oldu. Umarım sıkıcı olmamıştır. 40 dakika çok, ben olsam böyle bir videoyu görünce sıkılırdım herhalde, ama kendini anlatınca hızlıca geçiyor. Her şeyden bahsettik. Bazı şeyleri atladık, yanlış söyledik kesin. Başka video yaparız, detayları anlatırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.